HTML yani Hypertext Markup Language bir web sitesinin nasıl görüneceği ile ilgili kodları barındıran yapıdır. Basit bir text dilidir arkadaşlar. Kapanış ve açılış ve kapanış tagleri olur ve siz bu açılış ve kapanış taglerin içerisinde kodlarınızı yaparsınız. Kullanıcı ya bu ekranı verdiğiniz zaman ortaya bir görüntü çıkar. Örneğin buradaki kodumuza baktığımızda basit bir HTML görünümü görüyorsunuz. Burada HTML tagi en temel HTML elementidir. Yani sizin bir sayfanın yapısı bu HTML açılış ve kapanış taginin içerisinde anlatılır. Ha, siz burada şunu söylemiş oluyorsunuz. Ben bir HTML tanımı yapıyorum. Bu sayfanın çıktısı bu HTML'in içerisinde tanımlanacak. Örneğin burada HTML çıktısının sonucunu görüyorsunuz. Hello Plunker, Hello World şeklinde. HTML'de bütün tagler hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bakın burada öncelikle head elementini görüyorsunuz. Head elementi içerisinde uygulamayla ilgili yani sayfa ile ilgili referans meta datayı içerir. Şimdi burada bakın bir style.css ve script.js görüyorsunuz. Bunlar şu an için sizin sizin için çok anlamlı olmayabilir. Daha sonraki derslerde bunlar çok daha anlamlı gelecek. Fakat özet bilgi geçmek gerekirse bu sayfada ben style.css'yi yani CSS'i script.js'yi kullanacağım demektir. HTML içerisindeki body tag'i yani body elementi aslında bakarsanız sayfanın tam olarak üreteceği çıktığı anlatır. Burada zaten gördüğünüz üzere bakın burada body'nin içerisindeki hello planker, hello, hello world eee elementleriyle ortaya bir çıktı çıkarılmış. Bu çıktı için dikkat ederseniz bir adet H1 görüyorsunuz. H1 H6'ya kadar gider ve yazının puntosunu belirtmek için heading'den gelir arkadaşlar, başlıktan yani. Şöyle yazayım ben heading'den gelir. Yani başlık. H1 en büyük fonttaki fonttaki başlık, H6 ise en küçüğüdür. Yani şöyle ki ben buraya gelip şurada bir H6 bıraktığım zaman işte hello tabii ki şunu bir durduralım. JavaScript'imiz devreye giriyor. Hello world 6 diyelim. RAM dediğimde bakın küçük punto ile yazılmış H6'yı da görüyor olacaksınız. HTML elementleri açılış ve kapanış tegileri şeklinde yazılırlar. Örneğin buraya baktığımız zaman H1 H1 elementi küçük H1 ve kapanış şeklinde yazılmış. Kapanışı ise küçük normal açılıştan farklı olarak bir sağa doğru slash H1 şeklinde yazılır onun içerisine yani kısacası şu ikisinin içerisine yaz, yazdığınız kısım hello planker h1 formatında bir görüntü çıkaracak demektir. Başka birçok elementimiz söz konusu tabii ki. Bunları da sonra sonraki süreçlerde konuşacağız.